Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın tüyler ürperten, inanılmaz hayat hikayesi. Göğe yükselen, alevlerin içinde yanmayan peygamber. Çöl ortasında kutsal bir şehir kuran peygamber. Oğlunu kurban etmesi istenen peygamber. Nemrut'un topal sinekle helak olmasına vesile olan sırlarla dolu peygamber. Allah'ın gönderdiği üç meleğin yardımını reddeden, sıra dışı, esrarengiz bir peygamber. Peygamberlerin atası ve ümmetlerin babası olarak bilinen peygamber. Şeytanın türlü oyunlarla kandırmaya çalıştığı peygamber. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Kur'an'da Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra hakkında en çok rivayet bulunan peygamberdir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Halil İlah, yani Allah'ın dostu olarak anılan bir peygamberdir. Aynı zamanda Enbiya diye bir sıfatı da vardır. Bu da peygamberlerin babası anlamına gelen bir manadır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de 25 surede 69 defa geçmektedir. İsmi sure ismi olarak verilen 7 peygamberden bir tanesi olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam, aynı zamanda Ulul Azm peygamberlerdendir. Yani yüksek azim sahibi, yüksek sebat sahibi manasındadır. Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu, Hazreti İsmail Aleyhisselam ve Hazreti İshak Aleyhisselam anlatılıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyu, Hazreti İsmail'in soyundan gelmektedir. Hazreti İsmail Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğludur ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın diğer bir oğlu olan Hazreti İshak'ın soyundan da Beni İsrail peygamberleri gelmiştir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hanımları ise Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın annesi olan Hacer annemiz ve Hazreti İshak Aleyhisselam'ın annesi olan Hazreti Sare validemizdir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam milattan önce 2000'li yılları arasında yaşamıştır. Aynı zamanda 175 veya 200 yaşları arasında da vefat ettiği rivayet edilmektedir. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın çocukları ve torunları ilk başta Irak'a, yani Fırat Nehri yakınlarında bir yerleşkeye kuruluyorlar. Orada Babil olarak bilinen şehri kuruyorlar. Babilliler tek bir Allah'a inanmıyorlar. İnandıkları şeyler putlar ve yıldızlar olarak bilinmektedir. Hatta bu inanca da sabitlik deniliyor. Sabitlik, temelde ruhlara ve meleklere ibadeti esas alıyor. Ama daha sonrasında aya, güneşe ve yıldızlara tapmaya kadar varıyor. Bu sapmanın neticesinde ay, güneş, yıldız gibi gök cisimlerini putlaştırmışlar. Ve aslında bizim yapmış olduğumuz bu putlar ayı, güneşi ve yıldızları temsil ediyor diyerek putlara da tapmaya başlamışlar. Babil'de o dönemde putların hem yapıldığı hem de o yapmış oldukları kendi putlarına taptıkları puthaneler var. Hatta bu yaptıkları iş o kadar ileri seviyeye geliyor ki puthane bakanı diye devlet yönetiminde adamlar atanıyor. Böyle karanlık bir dönemde işte Hazreti İbrahim Aleyhisselam inançtan yoksun ve medeniyetten uzak bir kavmin olduğu bir şehre, yani Babil'e peygamber olarak gönderilmiştir. Keldani kabilesinin hükümdarı olan Nemrut, ilk zamanlarda adil ve insaflı bir kimseydi. Kavmi yıldızlara ve putlara tapardı. Daha sonraları Nemrut saltanatı genişleyince kibre kapıldı ve heykellerini yaptırarak kavmine "Ben tanrıyım, bana tapın," dedi. Rivayet edildiğine göre Nemrut, bir gün rüyasında gökte bir nurun parladığını ve onun güneşle ayın nurunu söndürdüğünü gördü. Diğer bir rivayette ise rüyasında bir kişinin gelerek kendisini tahtından indirip yere çarptığını görmüştü. Uyanınca telaşlandı.
o zamanın astrologlarını saraya çağırarak rüyasını anlattı. Onlar da, yeni bir din gelecek. O dini getiren kimse de senin tahtını yerle bir edecek. Ona karşı tedbirini al, dediler. Bunun üzerine Nemrut'un konseyi bu hale engel olmak için doğan erkek çocuklarının katline karar verdi. Bu sebeple o sırada yeni doğmuş bulunan yaklaşık 100.000 çocuk öldürüldü. İşte o vakit İbrahim Aleyhisselam'ın annesi de hamileydi. Doğum yaklaşınca kocası Azer'e, "Sen puthaneye git ve orada bana dua et. Erkek doğurursam sana getiririm. Kendin Nemrut'a götürürsün. O da çocuğunu katleder. Böylece senin onun yanında itibarın artmış olur," dedi. Azer puthaneye gittikten sonra İbrahim Aleyhisselam doğdu. Annesi hemen gizlice onu bir mağaraya yerleştirdi. Azer eve dönünce de çocuğun çok zayıf doğduğunu ve bu yüzden öldüğünü bildirdi. İbrahim Aleyhisselam'ın annesi Azer evden gidince hemen çocuğun yanına gitti. Onu emzirdi. Bundan sonra da fırsat buldukça hep böyle yaptı. Bazen Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın parmaklarını emdiğini görürdü. Zira Cebrail Aleyhisselam onun parmaklarının arasından yağ, bal, süt ve hurma suyu akıtırdı. İbrahim Aleyhisselam'ın çocukluk devresinin mağarada geçtiği, mağaradan çıktığındaysa tevhid inancını tebliğe başladığı rivayet edilir. Ayeti kerimede, "Biz İbrahim'e daha önce rüştünü vermiştik," buyurulmaktadır. Rüşt, hayrı ve doğru yolu bulmak, doğruyu eğriden ayırmak, hak yolunda sağlam ve sabırlı olmak, tam bir isabetle dosdoğru gitmektir. İbrahim Aleyhisselam, "Allah'tan başka ilah yoktur. O benim Rabbimdir. O her şeyin Rabbidir," dedikçe annesi ve babası Nemrut'tan korkarak ağlarlar ve İbrahim'i ihtar ederlerdi. Onların bu endişelerine karşılık Hazreti İbrahim Aleyhisselam, "Benim hakkımda Nemrut'tan hiç korkmayınız. Beni küçüklüğümde koruyan Allah, büyüdüğümde de muhafaza eder," derdi. Azer put yapıp satar ve onunla geçinirdi. Azer'in diğer oğulları da putları överek satarlardı. Hazreti İbrahim Aleyhisselamsa kendisine satması için Azer'in verdiği putu boynuna ip bağlayarak pazara götürür. "Ne zarar ne de fayda veremeyen bu putları alan var mı?" diyerek alaylı bir şekilde seslenir. Hiç kimse kendisinden put almazdı. Hakaret olsun diye onları yerde sürüklerdi. Sonra putun başını suya sokar, "Haydi çok susadın, biraz da sen iç," derdi. İbrahim Aleyhisselam, Allah'ın verdiği doğru yol sayesinde hiçbir kimsenin terbiyesi altına girmeden nice büyük ilahi hakikatlerin ve tevhid yolunun kılavuzu oldu. Onun genç yaşlarda başlayan Rabbini tanıma ve bunu kavmine tebliğ etme hususiyeti ayetlerde şöyle anlatılır. Gecenin karanlığı onu kaplayınca o bir yıldız gördü. "Rabbim budur," dedi. Yıldız batınca, "Ben batanları sevmem," dedi. Daha sonra ayı doğarken görünce, "Yine Rabbim budur," dedi. O da batınca, "Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapanlardan olurum," dedi. Güneşi doğarken görünce de, "Rabbim budur, zira bu daha büyük," dedi. O da batınca dedi ki, "Ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Benim Rabbim bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'tır. Ben yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim." Bu ayetlerde ifade edilen hakikat, İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'tan başkasına tapan zavallılara gittikleri yolun yanlış ve inançlarının batıl olduğunu göstermesidir. Nitekim Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir yıldız görerek, "Bu benim Rabbim olacak ha," dedi. Evvela bir yıldızın Rab olabileceğini uzak görerek etrafındakilere
bir sözde bulundu. Çok geçmeden o yıldız batınca ben batanları sevmem diyerek ilahlık ve kullukta sevginin en mühim esas olduğunu ve buna karşılık batmanın ilahlık delili değil, aksine yaratılmışlık ve yok olma delili olduğunu ifade etmiştir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın putları kırması. Keldani kabilesi senede bir gün toplanır, bayram yapardı. Azer, Hazreti İbrahim'e, "Sen de bugün bayram yapmak için bizimle gel," dedi. İbrahim Aleyhisselam, yolda hastalığını bahane göstererek geri döndü, puthaneye gitti. Orada gümüş, bakır ve ağaçtan yapılmış putlar vardı. Önlerine de bereketlenmesi için yemekler konmuştu. En iri put, altından yapılmış bir tahtın üzerine oturtulmuştu. Sırma elbiseler giydirilip başına taç konmuştu. İbrahim Aleyhisselam, büyük putun dışındaki putların hepsini baltayla kırdı. Sonra da baltayı büyük putun boynuna astı. Akşam olunca Keldani kabilesi bayram yerinden puthaneye döndüklerinde gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlığa düştüler. Tahmin yürüterek, "Bu işi yapsa ancak İbrahim yapar," dediler. Ardından hemen İbrahim Aleyhisselam'ı bularak sordular. "Bu işi sen mi yaptın?" İbrahim Aleyhisselam şöyle cevap verdi. Büyük put kendisinden başkasına tapılmasını istemiyordu. Bu sebeple diğerlerine kızgındı. Sonunda hepsini baltayla parçalayıp baltayı da omzuna asmış olabilir. İsterseniz bir de kendisine sorun. Durumu o size anlatsın. Putperest halk, "Putlar konuşmaz," dedi. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam onlara, "O halde nasıl olur da kendilerini bile koruyamayan şu aciz varlıklar sizi korur? Hala akıllanmayacak mısınız?" dedi. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. İbrahim gizlice onların tanrılarına sokuldu. "Yemez misiniz?" dedi. Cevap gelmeyince, "Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz?" dedi. Ve gizlice üzerlerine yürüyüp sağ eliyle onlara kuvvetli bir darbe indirdi. Devam eden ayetlerde, "Sonunda İbrahim onları paramparça etti. Yalnız en büyüğünü, belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Putları kırılmış gören halk, 'Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak ki o zalimlerden biridir,' dediler. Bir kısmı, 'Bunları diline dolayan bir genç duyduk. Kendisine İbrahim denilirmiş,' dediler. 'O halde onu hemen insanların gözünün önüne getirin. Belki şahitlik ederler,' dediler. Sonra İbrahim'i oraya getirtip, 'Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim?' dediler. O da, 'Belki de bu işi büyükleri yapmıştır. Hadi, eğer konuşuyorlarsa onlara sorun,' dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp kendi kendilerine, 'Zalimler sizlersiniz,' dediler. Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler. 'Sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun,' dediler. İbrahim, 'Öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda veremeyen bir şeye hala tapacak mısınız?' dedi. 'Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Siz akıllanmaz mısınız?' Putperest halk, Hazreti İbrahim'in bu ifadelerinden putları onun kırdığına iyice kanaat getirdi. Bedbaht putperestler yapılan işi hazmedemediler. Ve şu taş parçalarının acizliklerini görüp Hakk'a yöneleceklerine, Hazreti İbrahim'e ateş püskürdüler. Bir kısmı, "Eğer bir şey yapacaksanız onu yakın ve böylece tanrılarınıza yardım edin," dediler. Putperestler durumu Nemrut'a bildirdiler. Bunun üzerine Nemrut, İbrahim Aleyhisselam'ı çağırttı. Nemrut'un huzuruna giren herkes evvela ona secde ederdi. İbrahim Aleyhisselamsa secde etmedi. Nemrut, merak ve hiddetle sebebini sorunca da, "Seni ve beni yaratandan başkasına secde etmem," dedi. Nemrut, "Senin Rabbin kim?" deyince, İbrahim Aleyhisselam, "Benim Rabbim, dirilten ve öldüren Allah'tır," dedi. Nemrut,
Ben de diriltir ve öldürürüm, dedi. Zindandan iki kişi getirtti. Birini öldürdü, diğerini ise serbest bıraktı. Sonra da, bak, ben de bu işi yapıyorum, dedi. Lakin akılsız Nemrut, diriltmenin ruh vermek, öldürmenin ise ruh almak olduğunu bilmiyordu. İbrahim aleyhisselam, benim Rabbim güneşi doğudan doğdurur. Gücün yetiyorsa sen de batıdan doğdur, dedi. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan buyurulur. Allah'ın kendisine hükümdarlık ve zenginlik vermesi sebebiyle şımarıp, Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren Nemrut'u görmedin mi? İşte o zaman İbrahim, Rabbim hayat veren ve öldürendir demişti. O da, ben de hayat verir ve öldürürüm demişti. İbrahim, Allah güneşi doğudan getirmektedir. Haydi, sen de onu batıdan getir dedi. Bunun üzerine kafir şaşırıp cevap veremez hale geldi. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Bu ayetlerde Nemrut'un nankörlüğü, azgınlığı ve Cenab-ı Hakk'a karşı savaş ilan ederek başkaldırışı bildirilmektedir. İmam Beyzavi, yeryüzünde ilk ilahlık iddia eden ahmağın Nemrut olduğunu bildirmektedir. O, Allah'ı inkar etmiş, kendisine verilen mal mülk karşısında şükredeceği yerde nankörlük etmiştir. İbrahim aleyhisselamın Nemrut'la görüşmesi hususunda iki rivayet vardır. İbrahim aleyhisselam putları kırınca onu hapsettiler. Ateşe atılmak üzere Nemrut'un huzuruna getirdiler. Bir sene kıtlık olmuştu. Nemrut halkına gıda dağıtıyordu. Gıda verdiği kimseye de "Rabbin kim?" diye soruyordu. Sıra İbrahim aleyhisselama gelince, "Benim Rabbim dirilten, hayat veren ve öldürendir," dedi. Nemrut bu söze öfkelendi. Hazreti İbrahim aleyhisselatu vesselama yiyecek vermedi. Ayrıca ona nasıl bir ceza verileceği hususunda vezirlerini toplayıp onlara danıştı. Henun adında bedbaht birisi, "Onu büyük bir ateşte yakalım," dedi. Bu teklif kabul edildi. Ateş için hazırlıklar başlatıldı. Bir ay odun taşındı. Cahil ve ahmak halk, "Bu insan bizim putlarımıza karşı çıkıyor," diye odun taşıma işinde seferber oldular. Dağ gibi odun yığıldı. Yakılan ateşin alevleri semalara çıkıyordu. Hararetinden dolayı kuşlar yakınından bile geçemiyordu. Bütün hazırlıklar bitince halk ateşin başına toplandı. İbrahim aleyhisselam elleri kelepçeli ve ayakları bağlı bir şekilde oraya getirildi. Ancak o büyük peygamber Halil olduğu için çok zor bir durumda olmasına rağmen büyük bir teslimiyet ve tevekkül içindeydi. Gönlünde en ufak bir korku ve endişe yoktu. Nemrut ve cemaati onun ateşe nasıl atılacağını tartıştılar. Nihayet mancınıkla atılmasına karar verdiler. Yerdeki ve gökteki melekler hayret içinde, "Aman ya Rabbi, seni en çok zikreden İbrahim aleyhisselam ateşe atılıyor. O seni bir an bile unutmayan bir peygamberdir. Ona yardım etmek için bize izin verir misin Allah'ım?" diye yalvardılar. Allah-u Teala'nın izin vermesi üzerine bir melek İbrahim aleyhisselama geldi. Rüzgarlar emrime verildi. "Arzu edersen ateşi darmadağın edeyim," dedi. Diğer bir melek, "Sular emrime verildi. İstersen ateşi bir anda söndüreyim," dedi. Bir başka melek, "Toprak emrime verildi. Dilersen ateşi yere batırayım," dedi. İbrahim aleyhisselamsa bu meleklere, "Dost ile dostun arasına girmeyin. Rabbim ne dilerse ben ona razıyım. Kurtarırsa lütfundandır. Eğer yakarsa kusurumdandır. Sabredici olurum inşallah," diye söylendi. Mancınağa konup ateşe atılmak üzereyken de İbrahim aleyhisselam, "Allah bize yeter. O ne güzel vekildir," diyordu.
Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiğine göre İbrahim aleyhisselam bu sözü ateşe atılırken söylemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu sözü, "Müşrikler size karşı toplandılar, başınızın çaresine bakınız," denildiğinde söylemiştir. Bunun üzerine Müslümanların imanları artmış ve hep birlikte, "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," diyerek Allah'a karşı eşsiz bir teslimiyet örneği sergilemişlerdir. Hazreti İbrahim aleyhisselam tam ateşe atılmak üzereyken Cebrail aleyhisselam geldi ve "Bir dileğin var mı?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet, bir talebim var, fakat senden değil," cevabını verdi. Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselama hayretle, "Niçin Allah'tan kurtuluş istemiyorsun?" dedi. O da, "Halimi o biliyor. Ateş kimin emriyle yanıyor? Yakma işi kimin işidir?" diye cevap verdi. Bir şair bu cevabı, "Agah olunca hale, hacet mi kalır suale?" şeklinde mısraya dökmüştür. Allah, İbrahim aleyhisselamın meleklerden bile tok davranıp, bütün talebini Hakk'a yöneltmesinden razı olmuş, onu Kur'an-ı Kerim'de "sözünün eri olan, ahdine vefa gösteren İbrahim" ayeti kerimesiyle sena etmiştir. Yine Cenab-ı Hak onu, "Rabbi ona teslim ol" deyince, "Derhal bütün varlığımla alemlerin Rabbine teslim oldum" dedi. Ayetiyle de teslimiyet örneği olarak sunmuş ve iltifat etmiştir. İbrahim Halilullah'ın bu yüce teslimiyeti ve yalnız Hakk'a tevekkülü üzerine, o daha ateşin içine düşmeden Allah-u Teala ateşe emretti. "Ey ateş, İbrahim'e serin ve selamet ol." Bu emirle birlikte İbrahim aleyhisselamın düştüğü yer bir anda gülistana döndü. Orada tatlı bir pınar kaynayıp akmaya başladı. Bir rivayete göre cennetten bir gömlek indirildi ve Hazreti İbrahim aleyhisselama giydirildi. Bu gömlek daha sonra İshak aleyhisselama, ondan Yakup aleyhisselama, ondan da Yusuf aleyhisselama aktarıldı. Yakup aleyhisselamın gözleri görmediği zaman Yusuf aleyhisselamın gönderip de gözlerinin açılmasına vesile olan gömlek işte bu gömlekti. Rivayete göre ateşe, "Ey ateş, İbrahim'e serin ve selamet ol" emri geldiği zaman yeryüzünde bütün ateşler belli bir müddet serin hale gelmiştir. Bu durum üzerine Nemrut şaşırdı ve heyecanlandı. "Ey İbrahim, gördüm ki senin ilahın pek büyükmüş ve kendisinin kudret ve izzeti de seni zarardan koruyacak derecedeymiş. Ey İbrahim, senin Rabbin ne güzel bir Rabb'dir. Senin ilahına şimdi 4000 sığır kurban edeceğim," dedi. İbrahim aleyhisselam da, "Sen sapıklıktan dönüp tevhide gelmedikten sonra kurbanlarının hiçbir kıymeti yoktur," dedi. Ancak Nemrut, "Mülkümü ve saltanatımı sana feda edemem, fakat yine kurban keseceğim," dedi. Gerçekten 4000 sığır kesti. İbrahim aleyhisselamla mücadelesinden de vazgeçti. Lakin baş olma sevdası, kibir, gurur ve inadından dolayı iman etmedi. Bedbahtlardan oldu. Bir grup putpereste bu apaçık mucize karşısında iman edip kurtuluşa erenlerden oldu. Allah'ın yardımıyla Nemrut'un ateşinden sağ salim kurtulan İbrahim aleyhisselam, iman etmeyenlere Allah'ın azabını hatırlattı. Dedi ki, "Siz sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü gelip çattığındaysa birbirinizi tanımamazlıktan gelecek ve birbirinize lanet okuyacaksınız. Varacağınız yer cehennemdir
ve hiç yardımcınız da yoktur. Urfa'da bulunan Balıklı Göl'ün Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın o ateşe atıldığı yerin olduğu rivayetlerde geçmektedir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılmasıyla ateşin göl haline dönüşmesi aynı anda oluyor. Hazreti İbrahim atıldıktan sonra ateş göle, odun parçaları küle, o küller de balığa dönüşüyor. Rivayetlere göre o balıklar da şu anda Balıklı Göl diye adlandırdığımız o gölün içerisindeki balıklar. Hatta o balıklar da şimdi kutsal olarak ifade ediliyor. Ateşe atılma hadisesinden sonra Allah, İbrahim Aleyhisselam'ın ve ona iman edenlerin rahat ibadet etmeleri, ayrıca Nemrut ve Keldani kabilesinin üzerine gönderilecek olan ilahi azaptan da korunmaları için hicret etmelerine emir buyurdu. İbrahim Aleyhisselam ve kendisine tabi olan müminler, kavimlerinden ayrılıp hicret etmeye karar verdiler. Cenab-ı Hak onların bu durumunu överek şöyle buyurmaktadır. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Doğrusu biz sizden ve Allah'tan başka tapmakta olduklarınızdan uzak kimseleriz. Sizin batıl dininizi inkar ettik. Artık siz sadece Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi olarak düşmanlık ve kin başlamıştır. Allah-u Teala böylece Halilini yani dostunu ve müminleri güvenli bir şekilde çıkardı. Ayetlerde buyrulur. Lut da ona iman etmişti. Ve İbrahim, ben Rabbime, onun emrettiği yere hicret ediyorum. Şüphesiz o, mutlak güç ve hikmet sahibidir, dedi. Biz onu ve Lut'u kurtararak, içinde cümle aleme bereketler verdiğimiz bir ülkeye taşıdık. Lut peygamber, Hazreti İbrahim'in kardeşinin oğludur. Peygamber olduğu dikkate alındığında, onun daha önce küfürde olup, sonra da iman ettiği düşünülemez. Dolayısıyla Hazreti Lut'un Hazreti İbrahim'e iman ettiğini bildiren ayette, İbrahim Aleyhisselam'ı ilk doğrulayanın Lut Aleyhisselam olduğuna işaret edilmektedir. İbrahim Aleyhisselam Babil'e, oradan da Lut, Sare ve bir mümin topluluğuyla birlikte Urfa'nın güneyinde bir kasaba olan Harran'a hicret etti. Lut Aleyhisselam onun yeğeni, Sare ise amcasının kızıydı. Rabbinin emriyle İbrahim Aleyhisselam, Sare validemizle evlendi. Hazreti Sare, güzel ahlak sahibi, saliha, iyi bir kadındı. İbrahim Aleyhisselam'a karşı son derece itaatkardı. Nemrut ve Keldani kabilesinin helakı. Nemrut'un ve oradaki o Keldani kabilesinin helak olma vakti gelmişti. Allah oraya toz halinde sivrisinek ordularını gönderdi ve bu sivrisinek orduları oradaki o putperestlerin kanlarını içtiler. Onları adeta kurumuş insanlar haline getirdiler. Bu sırada orada bulunan bir tane topal ve gözü kör olan sinek Allah'a hikmet lisanıyla diyor ki, Allah'ım ben bu gazaya yetişemedim deyince Allah da ona bir imkan veriyor ve Nemrut'un bulunmuş olduğu odanın anahtar deliğinden girerek ilk başta Nemrut'un dizinin oraya konuyor. Dizine konduktan sonra Nemrut onu kovalıyor. Çünkü biliyor ki o anda dışarıdaki insanlar sinekle ölüyorlar. Çok heyecanlanıyor. Sineği kovalıyor. Sonra sinek yüzüne konuyor. Yüzünden de kovalıyor. Ondan sonra burnuna konuyor. Burnuna konan sinek yavaş yavaş burnundan beynine doğru ilerlemeye başlıyor. Beynine doğru ilerleyen sinek orada o anda Nemrut'un kafasını çok şiddetli bir şekilde zorlamasına neden oluyor. En son beynine ulaşıyor ve oradaki sinek yavaş yavaş beynini kemirmeye başlıyor. Sonrasında Nemrut bu acıya dayanamıyor. Kafası çok fena şekilde ağrımaya başlıyor
Ve oradaki hizmetçilerden birine diyor ki, bana yardım edin diyor. Kafam aşırı şekilde ağrıyor diyor. Hizmetçiler de, bu nasıl tanrı? Bizden yardım istiyor. Biz sinekle bile baş edemiyor diyorlar. Daha sonrasında Nemrut kafasına tokmak darbeleriyle vurulmasını istiyor. Çünkü her bir tokmak darbesinden sonra Nemrut'un ağrısı birazcık hafifliyor. Bu şekilde tam 2 ay boyunca devam ediyorlar. 2 ay boyunca sürekli kafasına tokmakla vurduran Nemrut, 2 ayın sonunda en son bir hizmetçisi kafasına vurduğu büyük bir darbenin neticesinde orada ölmüştür. Hazreti İbrahim'in aleyhisselam Hacer validemizle evlenmesi. Hazreti İbrahim aleyhisselamın Sare validemizden uzun zamandır hiç çocuğu olmamıştı. Hazreti İbrahim'le Sare annemizin yaşları da ilerlemekteydi. Yaşları ilerlediği için de bir çocuk sahibi olmayı çok istiyorlardı. O sırada da Sare validemizin bir cariyesi olan Hacer annemiz de onlarla birlikteydi. Hazreti Hacer annemiz zamanında Firavun'un sarayında cariye olarak Sare annemize verilmişti. Oradan beridir Hazreti İbrahim aleyhisselam ve Hazreti Sare ile birlikte yanlarında yaşamaktaydı. Uzun zamandır çocukları olmadığı için Sare annemiz Hazreti Hacer annemizi azat eder ve Hazreti İbrahim'in onunla evlenmesini ister. Hazreti İbrahim aleyhisselamla evlendikten sonra bu evliliğin neticesinde Hazreti İsmail dünyaya gelir. Hazreti İsmail dünyaya geldikten sonra Hazreti İbrahim aleyhisselamdan o Muhammedi Nur Hazreti İsmail aleyhisselama da geçmiştir. Bu durumu gören Sare annemiz çok üzülüyor. Çünkü kendinden doğacak olan bir çocuğa o Muhammedi Nur'un geçmesini istiyordu. Çok üzülen Sare annemiz, Hazreti Hacer annemizle oğlu İsmail'in başka bir yere götürülmesini ister. Hazreti İbrahim aleyhisselam da Allah'ın emri üzerine Cebrail aleyhisselamın rehberliğiyle Hazreti Hacer annemizi ve Hazreti İsmail'i Mekke'de Ant dağlarının oraya götürür. Hazreti İbrahim aleyhisselam onları Mekke'ye götürdükten sonra Cebrail aleyhisselam aileni buraya yerleştir diye bir bölgeyi işaret eder. Hazreti İbrahim aleyhisselam cevap olarak dedi ki, burada ne tarımcılık var ne hayvancılık. Burada hiçbir şey yapılmaz der. Cebrail aleyhisselam, burada senin oğlunun neslinden gelecek öyle bir peygamber olacak ki Allah dinini onunla tamamlayacak. Bir rivayete göre de İmam-ı Buhari Hazretleri naklediyor. Mana olarak şu şekilde. Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti Hacer validemizle Hazreti İsmail'i oraya, Mekke'ye götürdüğünde yanlarına sadece bir hurma, biraz da su bırakıyor. Ve sonrasında arkasını dönüp giderken Hazreti Hacer annemiz sesleniyor. Ya İbrahim, bizi buraya bırakmanı Allah mı vahyetti? Allah mı emretti? Hazreti İbrahim aleyhisselam da evet diye cevap verir. Bu cevabı duyan Hazreti Hacer annemiz, Rabbimiz bizi ziyan etmeyecektir. O bizi korur, o bizi muhafaza eder der ve Hazreti Hacer annemiz Hazreti İsmail aleyhisselamın yanına döner. Bir müddet sonra Hazreti İbrahim aleyhisselamın orada vermiş olduğu bir testi su ve birazcık hurma da bitmişti. Su gerekiyordu. Hazreti Hacer annemiz, Hazreti İsmail aleyhisselam için Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa koşarak bir şeyler arar. Bu 2 tepe arası da 400 metredir. Tepeler arasında koşarken bir yandan da Hazreti İsmail aleyhisselama bakar. Onda hiçbir canlılık belirtisi yoktur. Kuş dahi uçmayan bu alanda Hazreti Hacer annemiz bu şekilde oradan oraya koşup giderken bir ses işitiyor. İşitilen o ses, sus ve dinle diye seslenir. Bu ses Cebrail aleyhisselama aitti ve Hazreti Hacer annemiz sesin geldiği tarafa doğru bakar. Hazreti Hacer annemiz orada
Hazreti Cebrail aleyhisselam ile konuşmaya devam eder. Cebrail aleyhisselam, "Kesinlikle korkmayın. Allah sizi ziyan etmeyecektir. Allah sizi koruyacaktır." şeklinde haberler verir ve devam eder. "Şurada bulunan Allah'ın evidir. Ve şu çocukla onun babası onu ileride inşa edeceklerdir." der. "Allah bu binanın sahibini ziyan etmez." diyerek Cebrail aleyhisselam onlara teselli verir. Hazreti Hacer annemiz bu konuşmadan sonra arkasını döner. Bakar ki Hazreti İsmail aleyhisselamın ayaklarının oradan sular fışkırıyor. Ve hemen Hazreti İsmail aleyhisselamın yanına gider, Allah'a şükürler eder. Bu arada sular öyle fışkırır ki o suların etrafa dağılıp gitmesini istemeyen Hacer annemiz suyun etrafına kumdan havuz gibi bir şeyler yapar. Onunla da engelleyemeyince dur, dur manasına gelen zem, zem diye seslenir. Şu anki bizim zemzem suyu dediğimiz olay da bu şekilde gerçekleşmiştir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam zemzem olayı ile ilgili şunu söylemiştir. Allah Hazreti İsmail'in annesine rahmet etsin. O zemzemin etrafını kapatmasaydı, zemzemi kendi haline bıraksaydı, şu anda Nil Nehri gibi zemzem akıp gidecekti diye Peygamber Efendimiz bu olaya değinmiştir. Bir teslimiyetin ve tevekkülün meyvesi olarak fışkıran bu zemzem suyu kıyamete kadar ümmete şifa olarak akmaya devam edecektir. Kurban imtihanı. Hazreti İbrahim aleyhisselam Babil'den Şam'a giderken ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Rabbim bana salihlerden bir evlat ver demişti. Burada kalpten yani iç alemden en yüce dosta doğru bir kavuşma yolculuğunun yapıldığına işaret vardır. Devam eden ayetlerde Hazreti İsmail'in müjdelenmesi ve kurban edilmesi olayı şöyle anlatılır. İşte o zaman biz ona hilim sahibi bir oğul müjdeledik. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince babası, "Yavrucuğum, rüyada seni kurban ettiğimi görüyorum. Bir düşün, ne dersin?" dedi. O da cevap olarak, "Babacığım, sen emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun." dedi. Her ikisi de teslim olup İbrahim onu alnı üzerine yatırınca, "Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz ihsan sahiplerini böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok ağır bir imtihandır." diye seslendik. Biz oğluna bedel, ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktık. "İbrahim'e selam olsun." dedik. İşte biz ihsan sahiplerini böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hacer validemiz ile İsmail aleyhisselamı Mekke'ye bıraktıktan sonra Sare validemizin yanına dönmüştü. Arada bir onların yanlarına uğruyordu. Bir seferinde Mekke'de bir rüya gördü. Rüyasında ayette buyurulduğu gibi İsmail aleyhisselamı kurban ediyordu. İbrahim aleyhisselam rüya şeytani mi, Rabbani mi diye şüphelendi. Ancak aynı rüya 3 gün devam etti. Bu günler hac mevsiminin Tevriye, Arefe ve bayramın 1. günüydü. Bir rivayette İbrahim aleyhisselam, "Allah bana bir oğul verirse onu kurban edeceğim." demişti. İşte bu sözü sebebiyle bir sınava sokulmuştu. İbrahim aleyhisselam, Rabbinden gelen ilahi emir üzerine Hacer validemize oğlu İsmail'i yıkamasını ve güzel kokular sürmesini, onu bir dostuna götüreceğini söyledi. Hazreti İsmail aleyhisselama da yanına bir ip ve bıçak almasını tembih etti ve "Oğlum, Allah rızası için
seni kurban keseceğim, dedi. Arafat'taki hacıların vakfeye durduğu yere doğru yol almaya başladılar. Bu sırada şeytan, insan kılığında Hacer validemizin yanına geldi ve ona, İbrahim oğlunu nereye götürüyor biliyor musun? Dedi. O da, dostuna götürüyor, cevabını verdi. Şeytan, hayır, kesmeye götürüyor, dedi. Hacer validemiz, o oğlunu çok sever, diye söylendi. Şeytan devamla, Allah emrettiği için boğazlayacakmış, deyince Hacer validemiz, eğer Allah emrettiyse güzel bir şeydir, tevekkül ederiz, dedi. Şeytan Hacer validemizi aldatamayınca İsmail aleyhisselamın yanına gitti. Bu sefer de ona sordu. Baban seni nereye götürüyor biliyor musun? İsmail aleyhisselam, dostuna ziyarete, dedi. Şeytan, hayır, seni kesmeye götürüyor. Rabbinin kendisine böyle emrettiğini zannediyor, dedi. Bunun üzerine Hazreti İsmail aleyhisselam, o emretmişse bunu seve seve yerine getiririz, diyerek şeytanı kovdu, onu taşladı. Şeytan İsmail aleyhisselamı da kandıramamıştı. Bu sefer İbrahim aleyhisselama döndü. Ey ihtiyar, oğlunu nereye götürüyorsun? Şeytan seni rüyada kandırmış, o rüyalar şeytanidir, dedi. İbrahim aleyhisselam, sen şeytansın, hemen yanımızdan uzaklaş, dedi. Eline 7'şer tane taş aldı ve şeytanı 3 ayrı yerde taşladı. İşte hacda kıyamete kadar devam edecek olan şeytan taşlama şartı bu şekilde başladı. Bu hal onların tevekkül ve teslimiyetlerinin bir sembolü olarak ümmete örnek oldu. İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselamla birlikte Mina'dan Arafat'a doğru giderlerken semadaki melekler oldukça heyecanlandılar. Hayretle birbirlerine, "Sübhanallah, bir peygamber bir peygamberi kurban etmeye götürüyor," dediler. İbrahim aleyhisselam, oğlu Hazreti İsmail aleyhisselama bu işin gerçeğini anlattı. "Ey oğlum, rüyamda seni kurban etmekle emrolundum," dedi. İsmail aleyhisselam, "Babacığım, bunu sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet," dedi. Bunun üzerine İsmail aleyhisselam, "Babacığım, sen emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Canını feda etmeye hazır olduğunu bildirdi. Babasını ferahlatan bu ifadelerden sonra da, "Ey babacığım, Nemrut seni ateşe attığı zaman sabrettin. Allah senden razı oldu. Ben de kurban edilmeye razıyım. İnşallah beni sabredici bulacaksın. Senden ayrılınca Rabbime, dünya nimetlerinden ayrılınca cennete kavuşacağım. Benim üzüntüm, elinle kurban edeceğin evladının acısını hayat boyu unutamamandır. Ey babacığım, keşke daha evvel bildirseydin de annemle de vedalaşsaydık," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Oğlum, annenin itirazından çekindim," dedi. O sırada İsmail aleyhisselam henüz 7 veya 13 yaşlarındaydı. Rivayet edildiğine göre Allah, İbrahim aleyhisselama yer ve gökleri gösterdiği vakit, İbrahim aleyhisselam Allah'a karşı isyan etmekte olan birini gördü ve Allah'a onu helak etmesi için dua etti. Allah onu helak etti. Başka bir asiyi gördü. Onun için de beddua etti. O da helak oldu. Bir başka isyankârı daha gördü. Onun da helak olmasını diledi. O da helak oldu. Böylece birkaç kişi helak edildi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, İbrahim aleyhisselama şöyle vahiy buyurdu. Ey İbrahim! Muhakkak sen duası kabul edilen bir kimsesin. Kullarımın helakı için bana dua etme. Zira onların benim yanımda 3 hususiyeti vardır. Kul yaptıklarına belki tövbe eder, ben de tövbesini kabul ederim. Veya onun zürriyetinden beni zikredecek bir nesil çıkar.
yahut da kıyamet günü istersem onu affederim, istersem cezalandırırım. Allah-u Teala'nın İbrahim Aleyhisselam'a oğlunu kurban etmesini emir buyurmasının bir sebebi de yukarıdaki hadisede olduğu gibi Hazreti İbrahim'in asi kullara karşı kaba olup onlar hakkında az merhametli bulunmasıdır. Diğer bir rivayette şöyle anlatılır. Böylece biz İbrahim'e semavat ve arzın hükümranlığını, acayip ve garaibini gösterdik. Buyurulduğu gibi İbrahim Aleyhisselam her gece göğe çıkarılırdı. Yine bir gece semaya çıkarılmıştı. Kötü ameller işleyen bir günahkarı gördü ve şöyle dedi. Ey Allah'ımız! Bu adam senin rızkını yiyor, senin arzın üzerinde yürüyor ve buna rağmen yine de emirlerini yapmıyor. Onu helak et. Allah-u Teala da o kimseyi helak etti. Başka bir günahkarı gördü. Onun da helakine dua edince kendisine şöyle seslendi. Ey İbrahim! Kullarımın helakı için beddua etmekten vazgeç. Onlara zaman vererek yavaş yavaş davran. Çünkü ben onların isyanlarını daima görüyorum. Görüyorum da yine helak etmiyorum. İbrahim Aleyhisselam yere indiğinde Kur'an-ı Kerim'de zikredilen rüya kendisine gösterildi. Evladının büyük bir teslimiyet içinde emrolunduğunu yerine getir babacığım demesinden sonra Halilullah oğlunu kesmek için hazırlandı. Ve eline bıçağı alarak şöyle dedi. Ey Allah'ım, bu benim oğlumdur. Kalbimin meyvesidir. Ve bana insanların en sevgilisidir. Bu arada şöyle bir ses işitti. Sen benim kulumun helak olmasını istediğin geceyi hatırlıyor musun? Senin oğluna şefkatli olduğun gibi benim de kullarım için şefkatli ve merhametli olduğumu bilmiyor musun? Sen benden kulumu helak etmemi istemiştin. Şimdi ben de senden oğlunu kesmeni istiyorum. Allah'ın emri üzerine kurban edilecek olan İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'a şöyle dedi. Ey babacığım, birkaç talebim var. Ellerimi ve ayaklarımı iyi bağla ki can acısıyla çırpınıp bir kusur etmeyeyim. Elbiseni toparla ki üzerine kanım sıçramasın. Bıçağın bileğli olsun ki can vermek kolay olsun. Hem de senin için çabuk görülsün. Bıçağı çekerken yüzüme bakma. Belki babalık şefkatiyle merhamet gösterirsin de dayanamayıp Allah'ın emrini geciktirirsin. Gömleğimi anneme götür. Teselli bulsun. Ona oğlun şefaatçi olarak Allah'a gitti dersin. İbrahim Aleyhisselam bu sözleri dinlerken gözlerinden yaşlar boşandı. Çok ağladı ve yavrucuğum, sen bana Allah'ın emrettiği şey hakkında ne güzel yardımda bulundun, dedi. Sonra ellerini açarak, Ya Rabbi, bana bu halimden dolayı sabır ver. İhtiyarlığım sebebiyle bana rahmet et, diye dua etti. İsmail Aleyhisselam da, Ya Rabbi, bu işte bana sabır ve tahammül ver, diye dua etti. İsmail Aleyhisselam daha sonra, Babacığım, gök kapıları açıldı. Melekler hayret içinde Allah'a secde ediyorlar. Ya Rabbi, senin rızan için bir peygamber, bir peygamberi kesmek üzere. Sen onlara merhamet et, diye dua ediyorlar, dedi. Ardından, Babacığım, muhabbetin şartı emri geciktirmemendi. Haydi, emrolunduğunu yerine getir, diyerek babasına teselli verdi. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ı yatırdı. Ey yavrucuğum, kıyamete kadar sana veda olsun. Tekrar görüşmek kıyamette olur, dedi. Bıçağı kuvvetlice İsmail Aleyhisselam'ın boğazına çekti. O anda Allah-u Teala Cebrail'e, Yetiş, bıçağı çevir, buyurdu. Cebrail Aleyhisselam bir anda gelip bıçağı çevirdi. İbrahim Aleyhisselamsa yine kuvvetlice bıçağı çekti. Bıçak bu sefer de kesmedi. Allah, İbrahim gerçekten rüyasını doğruladı, sadakat gösterdi, buyurdu.
Ardından Allah'ın emriyle Cebrail aleyhisselam o anda cennetten bir koç indirdi ve tekbir getirdi. İbrahim aleyhisselam bu tekbiri işitince kendisi de tekbir getirmeye başladı. Ve İsmail aleyhisselam da aynı şekilde tekbir getirmeye başladı. Böylece Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eden teşrik tekbiri tamamlanmış oldu. Baba ve oğul şükür halinde evlerine döndüler. Hacer validemizle İsmail aleyhisselam kucaklaştılar ve İbrahim aleyhisselam da tekrar Sare validemizin yanına döndü. Hazreti İbrahim aleyhisselam Urfa'da mı yaşadı? Hazreti İbrahim aleyhisselamın Şanlıurfa'da yaşadığını Hristiyanlar ve Yahudiler de kabul etmektedirler. Nitekim Harran Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir araştırmada hem Kur'an'da, hem Tevrat'ta, hem de İncil'deki bilgileri göz önünde bulundurarak Hazreti İbrahim'in Urfa şehrinde dünyaya geldiği, 75 yaşına kadar Harran'da yaşadığı ve ardından Filistin'e hicret ettiği bilimsel bilgilerle ispatlanmıştır. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğinde gidecek. Aldığın tatlarda gidecek. Heyecanında gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab. Bahtına düştüm ya Rab. Bahtına düştüm ya Rab. Bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.